Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cemkan. Bugün 3 artı 2 atacağız, yine anlatarak oynayacağım. Haydi başlayalım, sizler de like'larınızla videoya destek olabilirsiniz arkadaşlar. Rakibimiz 2491 geldi. Beyazlarla E4 hamlesiyle başlayalım arkadaşlar. Rakibimize Sicilya'ya çalışacak. At F3 oynayalım, bakalım ne oynayacak. At C6. Şimdi burada ben Alapin'e dönüştürmek istiyorum arkadaşlar, C3 oynayalım. C3'ten sonra rakip D5 güzel bir tepki verdi. Yiyelim bunu ve D4 hemen merkeze alalım arkadaşlar. Bakalım ne oynayacak. Peki burada fil G4 geldi. Yemek istiyor. Fil E2 ile koruyorum arkadaşlar. Şu an burada piyon kazanamıyor. C4, C4, fil F3, fil F3, vezir D4 ve fil çarpı C6 şah. B çarpı C6, vezir çarpı D4 arkadaşlar. Vezir kaybediyor rakip. Bu tuzağı başlangıç seviyesine yedirebilirsiniz arkadaşlar. Küçükken daha doğrusu benim yedirmişliğim var bu tuzağa arkadaşlar. Sizler de yedirebilirsiniz. Böyle bir tuzağa denk gelirse yani. Ama tabii ki rakibimizin böyle bir hataya düşeceğini düşünmüyorum. 2491'lik bir oyuncu. Hoş şu oynayalım, hemen file saldırdık. Gerçi çünkü rakibin vezirini isteyeceğim tempoyla. Tamam, rok yapalım. 5. Merkezde bir gerilim var hala. Bakalım rakip ne yapacak? At F6 oynaması lazım arkadaşlar. Artık taşların çıkması lazım. At F6. Fil E3. Şimdi bu piyonu yemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü piyonu filim koruyacak. Fil de yerse ilk önce vezirleri yiyeceğim. Evet. Doğru bir tepki verdi. C çarpı D4. Şimdi burada önemli fil E7 arkadaşlar. At C3. Ver veziri. Ve burada evet, vezir D6 güzel hamle. Vezir B3 piyonu istiyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar. Ama aslında burada rakip rok atarsa evet doğru hamle rok, ben alamıyorum. Kale FD1 oynayalım. Bu arada rakip çok fazla süre harcıyor. Enteresan yani. Çok fazla süre harcaya doğru hamlelerin hepsini buldu. Kale AC1. Devam edelim. Bende 3 dakika var gördüğünüz gibi, anlatarak oynuyorum. Normalde oynasam 3 dakika 10 saniyeden fazla sürem olur. Sizlere yavaş yavaş göstermek için derken H6 enteresan hamle. Yani bu açıkçası beklediğim bir hamle değil. Acaba bilgisayar hamlesi mi diye düşünüyorum. Kendimi bu soruyu sormaktan şey yapamıyorum arkadaşlar. Bilgisayar hamlesi gibi hamle gerçekten. Şimdi böyle oynasak. A3 oynayalım bir tane. Olası vezir B4'leri kestik. A6. Şimdi vezir B7 alırsam diyor ki kale B8 geleceğim. Ama oradan at B5 oynayabiliriz bence. Yani enteresan bir durum var orada. Kale B7, at D6. Fil D6, kale çarp C6. Bir piyon önde kalıyoruz orada. Tekrar kontrol edelim. Vezir çarp B7, kale B8, at B5 geldim. A B5 yerse vezir C6 oluyorum. 7 yedik. B4 sürecek. Yani orada bir piyon önündeyiz. O yüzden gidebiliriz bence bu oyun sonuna. Derken tamam, aman. At A5'e vezir B4 var. At A5'i unuttum ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar at A5'e vezir B4 ile ayakta kalıyoruz hala. Evet, rakibimiz beklenildiği gibi. Kale B8 oynayacağım. At E4 de oynayabiliriz ama gerek yok. Yiyip bunu yediğimizde en son B2 boşta kalıyor. At B5 oynayalım. Ver veziri. Şimdi yerse vezir C6 alacağım. Evet, bunu yedi. Bu sefer buradan alacağım. Fil de yerse böyle alacağım. Bence AB5 alması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar hem bir piyon geri kaldı hem de A6'ları da baskı olacak. Bence. B4 B5'lerim de olabilir. Gerçi fil D6, kale C6, fil E7 çok sıkıntılı gözükmüyor siyahların. Ama kale D2'ye oynayıp belki koruyabiliriz piyonu. Çok fazla seçenek var açıkçası. Rakibin bir dakikası kaldı arkadaşlar. Bunu ben görmedim tamamen. Rakip buradan buraya saldırıyor. Yok artık. Wow. Bunu alınca buradan düşecek. Vallahi çok enteresan. Bunu sen nasıl hesapladın diye sorarlar adama ama sormayalım. Devam edelim. Kale E2, G4 süreceğim. Fil G6, at E5. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Rakip çok fazla süre harcayıp doğru hamleleri buluyor. Tutarlı bir şekilde. O yüzden olabildiğince hızlı oynayıp rakibi zaman sıkışmasına sokmak istiyorum şu an. At4, at4, şah G2 oynasak. Böyle oynayalım.
Şafı 3 gelmek istiyorum. Kala 2. Buna da böyle mi oynayacak? Ne yapacak? Gece'yi de oynayalım. Ha, fil D6 var. Kale D7 mi oynasak? Bunu yiyemiyoruz. Böyle oynayalım. D5. At C3 geldi rakip. At D5'i koymak istiyor. Şu ana kadar inanılmaz bir satranç oynadı rakibimiz. Ha, peki. Yok. Peki değil. Kale D4 gelsek. Böyle oynayalım ya. Yok. Bu olmaz. Tamam. At D5'e fil D2 çekeceğim arkadaşlar. Çok tuhaf oynuyor rakip. Gerçekten inanılmaz tuhaf. Şimdi fil C1 gelip kale C diye taş kaybetmiyor çünkü at B5'ler var. Yok artık. Söylenecek sözün bittiği yer. Bir saniye. Fil C5 oynayıp o zaman kale F3 oynayayım. Böyle oynayalım. Böyle oynayalım arkadaşlar. Ver kale F7'ye. Kale F8 oynayamıyor. Kestik orayı. Artık burada da bir şey bulursa yani. Abi at E4 var. Yok artık. Abi at E4 var. At A4 da olur. İnanılmaz. Neyse F7'yi alırız da. Bakalım bulabilecek mi? Gerçi kazanç gözüküyor. Pozisyonla emin değilim. Beraber de olabilir. Ya inanılmaz arkadaşlar. Bu kadar her şeyin çıkması. Ama süresi azaldı. Süreden baskı yapıyoruz. İnanılmaz bir oyun ortaya koydu rakip şu an. 5 saniyesi kaldı. Terk ediyor. Terk geldi. Enteresan. At E4 görmedi büyük ihtimalle. Kale B3 çünkü at C5 çatal atıyor arkadaşlar. Fil alıp ama kale F'yi alıp devam edecektim. Bakalım hemen bilgisayardan ne diyor bilgisayar en son pozisyona. Ben beyazı birazcık üstünlük diyecektim. Evet at E4 tek hamle. Kale F7. At C5. Kale G7. Şah bu değil. H8. Şah çekecektim. Böyle şah çekecektim. Bunu böyle oynayacaktım. Şah E8. Alsam bunu kötü mü? At D3 falan diyor. Yani zor açıkçası. Bence zor bilgisayarla oynaması. Ancak rakibimiz burada buralar full makine değil mi rakip? Evet kale B2. E4 doğru. At E5 de doğru. Fil E4 evet birazcık şüpheli bence de. Şah E2. Burada bence kale A3 çok şüpheli hamle. Evet, nasıl kazanıyormuşuz? Fil C1. Kale B3. Kale F3. Evet böyle gelmemiz lazımmış. Şimdi kale F8 oynarsak fil D2 oynuyoruz aynı. Ver F7'yi ver C3'ü. Burada artık rakibin bir şeyi kalmıyor. Ve böyle kazandık arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de böyle Alapina çalışı oynayıp rakiplerinizi yenebilirsiniz. Olabildiğince video var kanalda. Yine atmaya devam edeceğim. Sicilya'ya karşı çok kuvvetli bir silah bence. Kesinlikle maçlarınızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.